Halis Ağa'nın gazete haberini öğrenmesinden sonra Yalı'da işler daha da karmaşıklaştı. Peki Kazım yeni bölümde ne yapacak? Kazım bölüm sonu gazete haberini gördükten sonra Seyran'ı almak için Yalı'ya geldi. Ancak Seyran Kazım'ın buraya gel demesine karşılık gidecek gibi olsa da gitmedi. Ve Halis Ağa'nın gelmesiyle işler daha da karıştı. Kazım burada muhtemelen gazetedeki haberin hesabını Halis Ağa'ya soracak. Zaten fragmanda Halis Ağa'nın Ferit'i azarladığını görüyoruz. Ancak fragmanda Kazım Halis Ağa'nın yanına gece vakti gidiyor. Yani burada kızımı almaya geldim dese bile bahsettiği kişi Seyran olmayabilir. Biliyorsunuz ki Suna da artık Yalı'da yaşamaya başlayacağı için Kazım burada Suna'dan bahsediyor olabilir. Zaten Kazım gece yarısı güvenlik kulübesinde Halis Ağa'yı da bu yüzden bekliyor. Sonrasında Latif Halis Ağa'nın uyandığını söylemek için Kazım'ın yanına geliyor. Yani bu bölümde farklı bir olaydan dolayı Kazım Yalı'ya gelmiş olabilir. Peki Kazım Yusuf'la neden konuşuyordu? Kazım Ağa ile Yusuf konuştuğu sırada Seyran babasının yanına gidiyor. Ancak Seyran'ın burada giydiği elbiseyle bölüm sonundaki elbisesi aynı. Yani Kazım Ağa Halis Ağa'ya olanları anlattıktan sonra Yusuf'la konuşmaya başlıyor. Burada da çok büyük ihtimalle Yusuf'un dediği gibi Kazım Ağa kızlarını kontrol etmesi için Yusuf'la anlaşıyor. Ancak bunu tabii ki de kendi çıkarları için yapıyor. Aynı zamanda bu sahne sonrasında Seyran'la Ferit tartışırken Seyran'ın yine aynı elbiseyle olduğunu görüyoruz. Yani Seyran babasının yanından odasına çıkıyor ve bu durumu gören Ferit yine Yusuf'u kıskandığı için Seyran'a baskı kuruyor. Tabii burada Seyran yine kendisinin bir suçu olmadığını ve babasıyla konuştuklarını anlatsa da büyük ihtimalle Ferit yine Seyran'a inanmayarak ortalığı dağıtıyor. Seyran da bu yüzden senin gerçekten tedavi olman lazım cümlesini kuruyor. Peki gazeteci haberi neden yayınladı? Biliyorsunuz ki Seyran bölümde gazeteciyle konuştuğu sırada Seyran Pelin benim arkadaşım demişti. Ancak gazeteci haberin doğruluğunu tespit etmek için Pelin'i aramıştı. Sonrasında Pelin'le konuşmalarını görmedik fakat gazeteci bu sahne sonrasında haberi yayınladı. Yani gazeteci Pelin'e Seyran Hanım'la arkadaş mısınız ya da Ferit Korhan'ın eski sevgilisi misiniz gibi bir soru sordu. Pelin de büyük ihtimalle Seyran'la arkadaş olmadıklarını ve Ferit'le sevgili olduklarını açıklayarak bu haberin ortaya çıkmasına bilerek sebep oldu. Pelin bence Ferit'ten ayrılmayı kaldıramadığı için ileride çok daha büyük olaylarda yaşatacaktır. Yani bu Pelin'in geleceğe dair yapacakları açısından bir ilk adım oldu. Tabii bu benim kendi görüşüm. Peki Ferit bu olayda Seyran'ı mı suçlu bulacak? Ferit, Seyran'ın Pelin benim arkadaşım demesine şaşırsa da olayı ilk başta toparladığı için mutlu olmuştu. Ancak burada Seyran'ın cümlesi üzerine gazeteci bu olayın yalan olduğunu öğrenince Ferit Seyran'ı suçlayabilir. Hatta benimle olmak istemediğin için bu cümlenin anlaşılacağını bildiğin halde gazeteciye böyle dediğin gibi Seyran'ın üstüne baskı kurmaya çalışabilir. Çünkü Ferit Seyran'ın dediklerine hiçbir şekilde güvenemiyor ve kafasında kendi kurduğu şeylere inanıyor. Hatta Seyran defalarca ben Yusuf'la birlikte olmadım dese bile Ferit hala ben artık bu olayı düşünmüyorum. Olsan da bu senin geçmişin diyerek kendi kişilik bozukluğunu çok net gösteriyor. Çünkü dediğim gibi sadece kafasında kurduğu şeye inanıyor. Peki Seyran Yalı'dan gidecek mi? Daha demin de dediğim gibi Seyran'ın kıyafetlerine baktığımız zaman babasıyla konuştuktan sonra Ferit'in yanına gittiğini anlıyoruz. Yani Seyran büyük ihtimalle Yalı'dan gitmeyecek. Ancak sonrasında yaşanan başka bir olay için Kazım ya Seyran'ı ya da Suna'yı Yalı'dan almak için Halis Ağa'nın karşısına çıkıyor. Hatta dediğim gibi gecenin bir yarısı olduğu için bir dahaki bölüm Kazım'ın öğreneceği şeyin ne kadar büyük olduğunu siz düşünün. Hatta bu konu hakkında kendi görüşlerinizde yorumlara yazmayı unutmayın. Devam edersek son olarak Ferit bölümde annesine neden sinirlendi? Hatırlarsanız bölümde Gülgün'le Ferit Pelin yüzünden tartışma yaşadılar. Burada Gülgün kendince ne kadar iyi bir şey yaptığını zannetse de Ferit kendisinden habersiz Pelin'in Yalı'ya çağrılmasına kızmıştı. Gülgün konuşurken Ferit'i ne kadar alttan almaya çalışsa da Ferit burada annesine böyle şeylerle ilgileneceğine keşke daha önce diğer yapman gerekenleri yapsaydın diyor. Yani Ferit'in geçmişinde Gülgün'le problemleri olduğu çok açık. Zaten İfakat eski bölümlerde onları ben büyüttüm gibisinden bir laf etmişti. Yani ilerleyen bölümlerde Ferit'in geçmişine dair bazı şeyleri ve belki de onu bu şekilde biri yapan travmalarını da öğrenmiş olacağız. Evet dostlar, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.